Aklına hakim olamazsın başlığı altında. Mesela akıl bir cihazdır. İki tane işlevi var temelde. Akıl cihazdır. Mazotla çalışıyor veya benzinle çalışıyor. İçine koyarsın çalışır. Mesela harika bir fabrika var. Elektrik yoksa hiçbir işe yaramaz o cihaz. Şimdi akıl bir cihazdır. 27. sayfa sözler. Onun içerisine tahayyül ve tasavvur, hayal ve düşünceleri atarız. Hayal ve düşüncelerimizi enerjiye dönüştürür. Bir. İki, o enerjinin aslı olan esmaya bağlar seni. Çünkü akıl ikaldır, bağdır. O zaman aklın bela olursa bu aklınla baş edemezsin. Başka? Düşüncelerine bela olursa düşüncelerinle düşünceni halt edemezsin. Ne yapacaksın? Aklı veren zata aklını teslim edersen aklına hakim olursun. Onda nasıl yaparsın? Doğru yerde, medrese, cami, doğru yer. Doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yapacaksın. O zaman aklına hakim olursun. Şimdi okuyorum. Aklınla, ürettiğinle aklına hakim olamazsın. Misal, ben araba yaptığımı anlarsın ama arabayı niçin yaptığımı anlayamazsın. Ben mesela arabayı yapıyorum. Bak çok antika. Arabayı uzaktan bakınca ne yapıyorum? Araba. Niçin yaptığımı ama anlayamazsın. Mesela yemek yapıyorum. Uzaktan bakınca soğan doğruyorum, pepen karıştırıyorum. Ne yapıyorum? Kitap okumuyorum ki. Yemek yapıyorum. Ama niçin yapıyorum? Bilemezsin. Kime yapıyorum? Bilemezsin. Niçin söylüyorum? Bunu vahiy yapar işte. Bu yemeği niçin yapıyorsun? Cevabı vahiydir. Yemek yapmak beşeriliktir. Yemeği kim yap? Çocuğuna mı yapıyorsun? Sevgi var. Akşam derse mi gelecekler? Onlara mı yapıyorsun? Dava var. Bak farklı. Ondan sonra kocası baskı yapmış, böyle meyhaneden kahveciler gelmiş, onlara yapmak zorundadır. Gayzdan yapıyor yani, korkudan yapıyor. Bak, zahire baktığın zaman yemek yapıyorsun, bilirsin. Ama niçin yapıyor, bilemezsin. İşte niçinini cevap veren vahiydir. Asla felsefe veremez. Felsefe ile din arasındaki en büyük fark budur. 11. sözden çıkarttım. 11. sözde ne diyor? Bu kainatta iki kimyager var. Bu kitap yazmalarını emrediyor. 12. söz. Kitap yazmalarını emrediyor. Kainattaki ilişkileri, çelişkileri yazmış adam. İlişki ve çelişkileri. Ama saniyine bakan, sanatkarına bakan tarafı bilememiş. Bunu kim yapar? Vahiy yapar, vahiy. Bazen aklımız vahiy ile çelişmesi, kainattaki bazı şeyleri anlamaktaki çelişmesine benzer. Mesela bazen aklımız vahiy anlayamıyor, çelişiyor. Biraz zıt geliyor aklımıza vahiy. Sebebi ne? Bazen mantığımız almadığı dünyada işler var ya, Allah Allah bu nasıl oluyor? Gibi ona benziyor. Sonra bildiğin zaman ha diyorsun. Yani hikmet eksikliği var da ondan. Onu yorumlayacak malzeme yok. Zamanla bu çelişki anlayışımız ortadan gider. Taş yuvarlana yuvarlanmayla köşeli olmaz, yuvarlak olur. Taş yuvarlana yuvarlana köşeleri gider. Aklımız da vahye muhatap ola 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 ona uygun oluyor. Aklımız dünyevi hadiseleri yapar. Yani akılla anlarız bu adam ne yapıyor. Ama bunu niye yapıyor? Ancak vahiy ile bilinir. O zaman ne demek istiyorum? Aklı vahye bağlarsan, aklı beşere, aklı maaşa hakim olursun. Maatla. Aklı maat, bir de aklı maaş var. Şimdi bunu da okuduk.